Atamızı ziyarete geldik. Sizler için de Anıtkabir'i görüntüleyeceğiz. Seslenmekteyiz ve şu anda görüntülemekte olduğumuz yer gizli küçük ve yeşillerle bezenmiş bir türbe olup Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'nin yakınlarında olan bir türbedir bu. Bunun hikayesi ise çok enteresan ve halk tarafından türbe gibi ziyaret başladığı belirtilmekte. Zaten göründüğü üzere Suna göre Haziran ayının 28 İçerisi gayet serin ve aynı bir mağara görüntüsünde 1945 yılında yapıldığı belirtilmekte. Gördüğünüz gibi sular yerden de akmakta. Yerin asıl kaynağı buranın içerisinden gelmekteymiş ve daha sonra halkın ziyaretine açılmış bulunmakta. Buranın yerlileri sadece buranın hikayesini biliyor ve onlar ziyarete geliyor. Genelde buraya piknik yapmaya, dağ suyunu kullanmaya geliyorlarmış. Çok fazla korunaklı olmadığı için dikkatli ve yavaş bir şekilde gezmeye çalışıyoruz. Ve evet, şu an gezimizin son noktasına gelmiş bulunmaktayız. Evet, içerisi aynı bir şekilde. Şurası geldiğimiz nokta, yaklaşık 20 metre kadar. Şöyle yukarıları da gösterelim. Tavan bu şekilde yapılmış. Taşlarla daha sonradan yapıldığı zaten çok belli. Fakat tarihi ve mistik bir havada katıyor. Burada dikkati çeken sadece... İçerisi gayet serin ve... Aynı bir mağara görüntüsünde 1945 yılında yapıldığı belirtilmekte. Gördüğünüz gibi sular yerden de akmakta. Yerin asıl kaynağı buranın içerisinden gelmekteymiş ve daha sonra halkın ziyaretine açılmış bulunmakta. Buranın yerlileri sadece buranın hikayesini biliyor ve onlar ziyarete geliyor. Genelde buraya piknik yapmaya, dağ suyunu kullanmaya geliyorlarmış. Çok fazla korunaklı gezdiğimiz yerler içerisinde Burdur'un meşhur Ulu Camii bulunmakta. Merkezde yüksek bir yerde olan Ulu Camii, Yiğit Huzuru'nda Hamitoğlu Dündar Bey tarafından yaptırılmış. Daha sonra restore edilerek günümüzde bu hale gelmiştir. Hala Burdur'da gezinmekte olan, ziyaret edilmekte olan gözde camilerden birisidir. Şimdilik Burdur'daki turumuzu burada sonlandırıyoruz ve sizlere iyi seyirler diliyoruz. Bugün sizlere İsparta ilinin Uluboğlu ilçesinden seslenmekteyiz. Apollonia Antik Kenti'ni geçerken Uluboğlu Kalesi içerisindeki Efendi Sultan Türbesi dikkatimizi çekiyor. Ve biz de türbeyi yakından görüntüleyip sizlere de bilgi vermek istiyoruz. Gördüğünüz üzere türbenin yakınında eskiden çeşme olduğu belirtilen bir yapıt bulunmaktadır.